dan devam ediyor ama bundan sonra ne olursa olsun Emre Belezoğlu ve Volkan Demirel e, bu takımın geleceğinde yer alacaklar. Öyle gözüküyor. Bunu Kesinlikle. net olarak söyleyebilirim. Sevgili Okay da bizim hep net konuşmamızı istiyor. Çok net bir şekilde tekrarlıyorum ki buradan da anlaşılıyor ki Emre bundan sonra e, Fenerbahçe'nin geleceğinde ciddi şekilde yer alacak. Volkan zaten geçti o tarafa yani Volkan'ın da ayrıca altını çizmeye gerek yok. Peki gelen mesajlara baktığımda ha, lütfen. Yağmur gibi mesajlar yağıyor. Lütfen okuyalım Geliyor sonra unutuyoruz. Orkun ama <laughs> orada sevgili seyircilerimizin Fenerbahçeli izleyicilerimizin kurduğu bazı bağlantılar var. Onlar da biz nasıl da eşofmanlarla ilgili detaylardan bir şeyler çıkartmaya tabii, tabii, çalışıyorsak. Lazım. Onların da kullandığı bazı şeyler var. Mesela bu <laughs> Kaan, avcı, e, Kaan Can avcı haberi doğru mu demiş, Muhammed Fatih Gökdağ'da da hemen ardından Emre avcı istiyor iddiaları doğru mu diye sormuş. Yani hı hı. E, şimdi e, bu fotoğrafı başka türlü yorumlayan izleyicilerimiz de var demektir bu. Şimdi Fenerbahçe'ye yakın olan e, haberci arkadaşlarımızla da biz bir teat yaptık. Kendi istihbarat kaynaklarımızla da görüştük kesinlikle Emre antrenör değil, teknik direktör değil. değil. Yani öyle bir durum yok tabii. diyorlar. Zaten mümkün değil şey olarak da. Teknik olarak da mümkün değil. Bir destek olması söz konusu. Bunun altını altını çizelim ama o desteğin ben yoğun olacağını zaten daha önce de olan desteğin şimdi daha da fazla sorumluluğu alarak Emre bundan sonra taşın altına elini koyacaktır. Fenerbahçe'de daha önce de yaptığı gibi daha fazla koyacaktır. Onu bir söyleyelim. Tamam. Onun dışında bunlar tabii spekülasyon yani sürekli isimler havada uçuşuyor. Sürekli. Yani yaklaşık her programda 10-15 ismi yani o kadar olmasa bile aynı isimleri üzerinde dönüyoruz. işte Roger Schmidt diyoruz. E, Erol Bulut'un adı geçiyor. İşte Aykut Kocaman zaten her zaman e, geçiyor ki o yine Play yaptığı açıklamada bu sezon hiçbir şekilde Hı -hı. bir takım çalışmayı düşün, çalıştırmayı düşünmediğini söylemişti. Onu o tarafa o şekilde koyalım. Ama tüm bu geçen isimleri bir de bugün Abdullah Avcı ismi de eklendi. Buna yönelik de haberler vardı. E, Fenerbahçe e, yönetiminin Tüm baskıların dışında kendi kendine kalıp planlamasını, karar mekanizmasını sakin bir şekilde çalıştırmaya gayret ettiğini görüyoruz. Yani gelen haberler bu yönde. Yani onu getirin, oturun getirelim, bunu getirelim. Olmazsa olsundan ziyade bir panik daha yok. sakin, evet daha sakin ve bu ekibin liderliğinde, bu ekibin birleşik çalışmasında, birleşik kuvvetiyle bu haftaki en azından denizli maçına bu şekilde hazırlanacak Fenerbahçe. Bunu söyleyebiliriz. Emre'nin de daha önce de aktarmıştım yıllar önce bir Avrupa Ligi maçının Melih enteresan bir anı olarak Avrupa Ligi maçının bir gün öncesinde basın toplantısı olur ya orada Volkan Demirel içeride konuşuyor hocanın yanında Aykut hocanın yanında Volkan konuşuyor Emre falan da dışarıda bekliyorlar çünkü resmi antrenman var biraz sonra ya kim konuşuyor falan Volkan konuşuyor derse konu oraya geldi. Yani beraber 3-4 kişiydik orada. Belki Yayıncı kulüpten da arkadaşlar vardı. Emre dedi ki ileride ben antrenör olacağım, hoca olacağım. Ama Volkan'la birlikte olacağım. Ben futbolcudan bir şey rica edeceğim. Eğer dinlemezse kabul etmezse arkadan Volkan'ı çağıracağım. Volkan tabii daha cüsseli olduğu için. Bak bir de onunla konuş istersen. O söylediği şey şu fotoğrafta gerçek olmuş oldu. Yani bir tarafta bildiğimiz cüssesiyle ve e, tabii kaleci Volkan'ın fiziğini biliyoruz. Diğer tarafta da Emre. Ee, ve Emre'nin bu fotoğraftaki en azından ki bu seçilip servis edilen bir fotoğraf. Yani evet. bunun gibi sevgili Semih Şimdi kardeşimiz kaç orada. Kaç tane fotoğraf vardır? Evet. Ama bunu bunu seçtiğine göre, göre burada hani işte. sanki direktif de veriyor gibi. Yani bunu Semih kardeşimizin bu fotoğrafları çeken Semih Bağdır arkadaşımızın kendi ne göre kendisine göre koyduğunu zannetmiyorum. Dolayısıyla e, resmi olarak değil ama fiilen. Fenerbahçe'nin teknik eğitiminde şu anda Emre Belezoğlu da var. Söylenen şu, dediğim gibi dışarıda aslında fit salonda çalışıyor. Sonra e, hani orada da kalmasın diye Emre nerede, e, bu işin içinde var mı yok mu derken. Zaten kendiliğinden gelmiştir Emre yani kimseye de sormaz onu da söyleyeyim. Yani orada takım arkadaşlar, <laughs> e, yani arkadaşları çalışırken takımın başında bildiğimiz anlamda bir hoca yokken. Mutlaka gelip Volkan'a da destek olur, Zeki Hoca'ya da yaroculara. Ama senin söylediğin bir ayrıntı burada bence çok daha fazla önemli. Emre e, mutlaka gelmiştir antrenmandayken. Hani sadece e, salonda çalışan bir futbolcu olarak bile düşünülse gelip eski takım arkadaşı Volkan'ın yanına gidip ona bir tabii, espri yapabilir, şaka ama... yapabilir. Destek olabilir, e, oyunculara bir espri yapmış e, olabilir ama... Bu fotoğraf karesinin resmi Fenerbahçe'nin resmi sitesinden servis edilmesi basına belki de şu da olabilir. Bu teknik direktör tartışmaları arasında belki de bize konuşmak için bir malzeme varmış, servis edilmiş olabilir. Evet. Bu servis yapılırken geri planda başka hesaplar ya da başka düşünceler var. başka ve çalışmalar daha rahat çalışma devam ortamı bulmak için tabii. O yani çünkü için. en azından şu fotoğrafın bizlere anlattığı ya da bizlerin konuşmasına sebep olduğu şeyler evet. hiçbir Fenerbahçe taraftarını, hiçbir Fenerbahçeli'yi rahatsız etmez. Değil. böyle bir ortam yaratmak için de bu, bu bence bilinçli yapılmış olabilir. Çok zekice yapılmış. Tebrik edelim bu kararı kim aldıysa e, hakikaten o bize o pası attılar bize normalde biz de o pasla oynuyoruz şimdi aslında işte az karşılıklı. sonra o Kay Karacanla Ceyhun Kuburlu sizlerle birlikte olacaklar spor ekonomisi üzerine Football güzel bir program üzerine. yapacaklar güzel e, Ceyhun Kuburlu'nun evet. e, hazırladığı saat 19'dan dokuzda özel itibaren evet yine rakamlar var olacaklar. E, aslında biz ona hazırlanıyorduk ama Melih'le hemen girelim e, böyle bir yayın yapalım dedik çünkü hakikaten bu e, tarihi bir görüntü tarihi ya fotoğraf. Bu, bu, bu fotoğraf hakikaten Belki de Fenerbahçe'nin önümüzdeki 10 e, yıllarında e, Neler olacağına dair Bize bir e, projeksiyon bir ışık sunan Bir fotoğraf gibi geldi e, Bize bilmiyoruz sevgili dostlar Acaba öyle midir e... Ha Bu Abdullah Avcı haberi de Ajans Spor'un haberi onların da altını çizelim Onlar da Hı -hı. bizden mutlaka referanslı Alıntı yapıyorlar e, Beşiktaş'tan ayrılan Abdullah Avcı'yı Emre tavsiye etti yönünde bir haber var Avcı'nın Fenerbahçe'de başarılı olabileceğini kaydeden Belezoğlu görüşülmesinde fayda olduğunu dile getirdi. Dolayısıyla e, tabii ki bu e, habere e, saygımız var Hı -hı. ama Emre, Abdullah Hoca ile birlikte çalışırken çok uyum içindelerdi. Hatta zaman zaman ben de özel sohbetlerimizde Fenerbahçe'ye gelecek misin ya da başka bir transfer olacak mı şeklinde yok burada çok memnunum. Hoca ile de çok iyiyiz, başkanla da çok iyiyiz. Burada devam ediyoruz beni bırakmazlar zaten diyordu o zaman diyordu, evet. ama sonra artık biliyorsun bu sezon böyle bir yeni durum oldu yani geçen sezonda daha doğrusu takımına geri döndü ve artık jübile ve bundan sonrası için e, Emre'yi Fenerbahçe'de daha fazla göreceğiz e, bir hani sportif direktörlük mekanizması olabilir çünkü e, Emre çok iyi derecede dil biliyor. Ee, hakikaten biz ya yani bunu anlattığımız zaman bazen linç de yiyoruz ama yani Emre'nin o sağdaki o aşırı eleştirilen tavrı halinin dışında bambaşka bir hali Çok vardır. Çok farklı. Sen de yakından tanıyorsun. Çok farklı tabii. Yani e, evet. hani, e, gittiğindeki e, hali e, yani dışarıda hele e, Emre'yle e, bir araya geldiğinizde ...hakikaten çok farklı bir Emre Belezoğlu'nu görüyorsunuz. Saha içinde gördüğünüzde çok şaşırıyorsunuz. Evet. Zaten kendisinin de çok şaşırdığını... Evet. ...hatta ailesinin ailesiyle birlikte, eşiyle birlikte oturup daha önce oynanmış maçları izlediklerinde... ...birlikte hayret ettiklerini defalarca dile getirdiği konuşmalara şahit Lütyekim, olduk hepimiz. Nitekim aynen öyle. Bir de öfke kontrolüyle ilgili bir takım destekler aldığını da, tavsiyeler aldığını da biliyoruz ama... İtalya'da oynarken İtalyanca ve takım arkadaşları ilişkileri İngiltere'de aynı şekilde Madrid'de kısa bir süre bulundu belki ama <laughs> orada da aynı şekilde çok çabuk uyum sağlamıştır. dilini konuşmaya, o bölgenin kültürünü yaşamaya, yaşatmaya gayret eden bir isim, bir uluslararası kişiliği de var. O yüzden bence yani mutlaka artık bu teknik direktör mü olur? Sportif direktör mü olur? Yardımcı hoca mı olur? Emre'nin artık yolu çizildi. O tarafa doğru gidecek. Volkan zaten Öyle çizilmişti. Yani Emre Belezoğlu Fenerbahçe teknik direktörlüğüne yakışır diyorsun ama şu anda Tabii. takım içinden gelen e, duyumlar bunun böyle olmadığını e, sadece evet. bir yardımcı e, pozisyon bir abi pozisyonunda olduğunu ifade ediyorsun ısrarla sen. Evet. Onun dışında teknik direktör olarak e, mesela e, Asım cansız bu maçlar bitene kadar Emre Volkan idare etsin, sezon sonu Erol Bulut gelsin inşallah demiş böyle bir temenni de bulunmuş. Mustafa Devrim Yılmaz Hoca'nın gelme ihtimali nedir diye sormuş. Muhammed Yılmaz, Niko gelecek yıldan itibaren e, Hertha Berlin'de demiş. E, Sen kendi Yılmaz aralarında... Hoca ile bugün konuştun. Yunus hocamıza Akisar'da yani tabii çalışıyor zaten tabii. yani. yani Hoca. hatta İstanbul'a haftalardır günlerdir gelmediğini ifade etti. Gelecek zamanım yok çünkü bir işe başladım mı sonuna kadar ona konsantre olurum dedi. Eee Akisar'da kendisi buradan da eğer selamlarımızı, selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Timur Yeşil Abdullah Avcı neden gelmiyor demiş. Yani Abdullah Avcı'nın gelip gelmediği konusunda hep spekülasyon tabii. Bunları bilmiyoruz ama neden gelme yani gelmiyor. Da neden gelmiyor? Bilme ihtimali yok. Ee, belki teklif yoktur da Ben Ali Koç'un ilk başladığı dönemlerde Abdullah Avcı isminin masada olduğunu biliyorum. Hı hı. E, du, du, o yönde duyumlarımız vardı. E, olmayacak bir seçenek değil şu anda. Yani beşiktaşta kimyası uyumadı. ama Abdullah Hoca çalışma sistemi, planı, analizi anlamında önemli hocalardan bir tanesidir. O yüzden bence o da masadadır. Yani Abdullah Avcı isminde masada olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, ama buradaki ana karar şu. En çok o yönde de sorular geliyor. Yabancı mı olacak, yerli mi olacak? Yerli mi olacak. Ee, i̇şte yabancı hocaların çektikleri, çektiği zorluklar, bizim onlara tahammül etme tırnak içinde, onların bize tahammül etme süresinin e, biraz uzun sürmesi anlamında son dönemde pek başarılı yok. Ama işte Piyontekler Piontekler e, ve işte Ziko da ciddi şekilde Fenerbahçe'de başarılı olmuştu. Gordon Milni tabii burada mutlaka altını çizmemiz, çizmemiz lazım. Çok üstad hocalar da geldi buraya, çok iyi işler de yaptılar ama Üstat olarak gelip, ee, neredeyse aşağılanarak Tabii. gönderilen... Gidenler de var. Şu anda üstad olan ama belki bir önceki döneminde gelip Joachim Löw'den bahsediyorum. Yine ciddi şekilde sorun yaşayan, bizde var ya Melih işte stajyer, antrenör falan. O yüzden yani gelinen noktada bu sosyal medya, yorumcular falan yani Türkiye'de yabancı hoca olmak kolay değil. Onu söyleyeyim ben. Hiç kolay değil. Ee, sanki yerli hoca... E... Kısa vadede daha etkili olacakmış gibi geliyor. Yorular Soruları alalım lütfen. İlk Şam, Aykut Hoca'ya iki sene dayanabilsek 5 sene üst üste şampiyon oluruz demiş. Benzer yorumlar var. İnşallah Roja Schmidt olur diyen sevgili seyircilerimiz var. Bir tanesi bir tane Hop77. Okay Karaca'nın bir sorusu var. Evet. Abla avcı Emre Belezoğlu'yla birlikte çalışıp Emre Belezoğlu'na birkaç sene... Şimdi izleyicilerimiz ha, izleyicilerimiz Az sesi duyamaz hemen tekrarlayalım diyor ki modeli gibi yani e, olabilir e, şöyle dedi sevgili Okay e, ya dedi ben bir soru sorayım dedi e, buradan yazmamış ama <laughs> geldi buradan da stüdyomuzu okay. bastı e, attı bombayı gitti. Ya dedi ee, Abdullah Hoca, Emre Belezoğlu ikilisi, Abdullah Hoca teknik direktör, Emre Belezoğlu yardımcı. Bir iki sene içerisinde e, Emre Belezoğlu'na e, teslim edip e, gitmeyi...